5 yaşında ay evet diye başlayınca da hep aynı şey gelir aklıma. Bir sunucu cümlesine evet diye başlamaz. Ama ben niye evet diye başladım? Çünkü başlangıç cümlemi içimden geçirip kendi kendime onaylamanın evetiydi o. 45 yaşında bir kadın. Hazır böyle bir hafta bir tatile gitmiş. Voleybol oynanırken çok voleyboldan anlıyormuş gibi kendini voleybol sahasının ortasına atıp hayatında bir kere topa vurup o topa vururken yere düşüp dizini parçalar mı? Parçalar. O kim olur? Ben olurum. Neden olurum? İçimdeki çocuk hala pırpır çünkü. Çok garip şeyler yaşıyorum son zamanlarda. Bedenimle ruhumun sıkışması. Aslında böyle ruhunda çocuk kalmış birçok insandan sıklıkla duyduğum şeyi artık yaşamaya başladım. Bedenim diyor ki artık 45 yaşındasın kendine gel. Ruhum hala diyor ki ip atlayalım top oynayalım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü tam da hayatı öyle yaşayan bir yerden yıllar yıllara dayanan dostluğumuz olan bir ismi ağırlamaktan çok büyük keyif duyacağım bir program yaşayacağız. Bana iyi gelen yine sana iyi gelecek ve hangi cümlenin peşinden gideceğiz? Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz. Victor Hugo demiş. Akasya Aslı Türkmen ne diyorsun? Herkes ölür ama herkes hayatı yaşıyor mu? Biz yaşıyoruz şekerim. Biz yaşıyor muyuz? Öpüşelim. Bak bu şey öpüşüm. Ne? Hadi. Makyaj bulunmaz yani yoksa ruj, samimiyiz. Rujumuz bozulmasın değil evet, mi? Evet yoksa paralardım evet. Yani. Nasılsın diye sormayacağım ilk konuğum olmak ister misin? Sor bakalım ne cevap gelecek. Yani ben cevabı biliyorum ama gene de istiyorsan sorayım nasılsın? Mucize ötesiyim. İşte biliyorum ne geleceğini. Evet. Şimdi hemen girmek istiyorum şöyle bir yerden. Şimdi Akasya ile bizim şöyle bir hikayemiz var. Akasya 14 Nisan 1977 doğumlu. Ben 16 Nisan 1977 doğumluyum. Sadece 2 gün var aramızda. Dostluğumuz bayağı 20 yıla uzanıyor. Evet yani 20'li yaşlarımızın başındaydık. O kadar evet. Küçüktük ki ben büyük olduğumuzu zannediyordum. Değil mi? Yani bayağı 20'lerimizin başındaydık. Tamamız bizdi. Ben konservatuardaydım daha evet, okuyordum konservatuardaydım yani. Konservatuardaydım gerçekten. Ne ay, deliydin inanılmaz. Kız. Birazcık deli. Kendisi de çok yani asla mı yok sen değildin deli falan. Bak deli deliyi görünce doğru. Sopasını saklar. Doğru sakladım hemen. Ben sakladım. Kız ben sakladım seni görünce. Bir deli ama kötü anlamda değil yani hani sözü söz yani söylüyor ama şimdi 20 yaşında birinin o dönemki evet. Sektör yapısında evet. Geleni söylemesi hiç öyle kimseye mi? Eyvallah etmemesi falan Allah herkes böyle bir sette bir evet. Şey oldu yani ama bence ne güzeldi ya. Evet evet ama bir yandan da biz çok aklı başında da gençlerdik. Tabii sporumuzda, ki. Hayatımızda, eğitimimizde. Tabii ki. Yani öyle bir tavır kayıp gençlik zaten. Değildik mesela. Hiç çok değildik. Çok sağlam gidiyorduk. Kayıp gençlik var mı tartışırım. Hiç. Bu arada su servisiniz yapayım efendim. Taze suyumuz, kapaklı çaydanlığımızdan. Ha, iyi şey çay değil. Bir gün Ender Saracoğlu'nun programındayım. Melisa çayı yapalım. Yapalım dedik içtik Melisa çayını. Benim bir uykum geldi. Eyvah. O Melisa çayı bir ağır bayağı bildiğiniz çarptı beni ben hoppa. Programın sonunda uyuyan Akasya. Evet su okey. Su iyidir ya. Su evet. Tatlıdır. Bir tamam. Şey gösterdi hı. Duygu bana seninle ilgili. Ben denk gelmiştim ama aklımda kalmamıştı açıkçası. Bir dakika şimdi bulacağım. Bu 43 yaşına girerken yaz. Evet. Hmm. 43 yaşına girerken yazdığın yazı. Ay hiç hatırlamıyorum inşallah. Hatırlamıyor musun? Çok tatlı. Diyorsun ki bundan sonrasında da hayatı iyi yaşam ustası olmaya karar verdim hı hı. Diyorsun aslında konuşmanın sonunda. Hı hı. Hiç yormadı beni 43 yıl diyorsun. Aslında çok büyük badireler atlattın. Hı hı. Yani hı. Benim seninle flashbacklerimden biri bir hastane odası. Çok büyük bir kaza atlattın Akasya. Evet ve yanımdaydın çok tatlıydın bak aa bu şu an gerçekten flashback oldu. Evet. Ceyda gözümü açtığımda ilk gördüklerimden üst üste birkaç gün gelen evet. Arkadaşımdı. Ve çok yanımda oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ne evet demek? Çok büyük bir şeydi. 27 yaşındaydım işte zaten biz evet. Tanışalı birkaç sene olmuştu. Evet. Dalak gitti, karaciğer yırtıldı, yedi kırık. Tabii ki toparladım. İki evet. Ayda toparladım ama işte psikolojik trafik kazası olarak geçirmiştin evet. Ve evet. Bayağı dalağını falan aldılar gerçekten. Evet dalağım yok. Dalaksız diyebilirsiniz bana. Çok büyük bir şeydi ama o gün evet. Bile hatırlıyorum. Akasya'yı bilenler bilir böyle bukle bukle saçları kocaman kocaman böyle şey bir tane animasyon karakteri var şimdi Brave mi onun adı? Brave evet. Cesur oradaki evet. Gibi saçların zaten evet. Bayılırım hep o saçlarına ve böyle yatıyor ve gerçekten yani ölümden döndü evet. Ve gene de yani
hani kalkacağız ve devam nerede kaldıysak oradan şeklinde. O çok acayip bir şey. Evet. Bu arada kaza geçirmiş ve ölümden dönen insanların çoğu bunu söylüyor ve yaşıyor. Evet. Müthiş bir aydınlanma oluyor, bir farkındalık ama gidiyor sonra maalesef. Diyorsun ki artık bana hiçbir şey olmaz, hiçbir şey beni çok üzmez. İkinci kez yaşamanın verdiği o müthiş bir hayat arsızlığı geliyor. Tatlı bir şey o, arsızlığı iyi anlamda kullanıyorum. Evet, evet. Böyle bir hayat iştahı, yaşama iştahı. Senin hakkını vereceğim hayat duygusu, evet, değil evet. mi? Evet, evet ve sonra biraz unutuyorsun. Keşke o zamanki o neyse o açılan şey kalsaydı çünkü o cennet gibi bir şey. Bence bütün gurular, bütün bilgeler bunu arıyorlar ya da bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Ve evet, bence kesinlikle öyle bir şey var. Unutmak var gerçekten zihinde. Yani kötü anlarda benim de böyle yakın zamanda çekime geldiğim bir gün ayağım bir anda şişti ve kas katı kesildi. Çekim yapamadan apar topar hastaneye gittim. Ve buradan hastaneye yakın yani NTV binasından. O anda böyle şey düşündüm. Allah'ım ben gün içinde nelerin peşinden koşup nelere sinirleniyorum. Sağlık dediğin şey o kadar anlık bir şey ki. Ben neleri ihmal ediyorum duygusu. Hastaneye gittim, ayağım toparlandı, işte gerekli tedaviler uygulandı. Ertesi gün nerede kalmıştık? Sonra kendime de kızıyorum. Nerede kalmıştık diyor. Ya diyorum daha 15 saat önce yani. Niye unutuyoruz biz? Unutuyoruz çünkü hayat gailesi. Çünkü o da bir aslında hayatta kalma yöntemi unutmak. Evet. Böyle hem acılara tutunmak hem ayrılıklara tutunmak. Hayatın yaşanılabilirliğini güçleştiriyor bence. Bahanelerimiz de bundan var. Ritüellerimiz, alışkanlıklarımız hep bundan var. Hayatı yaşanılır kılmak için bahanelere de ihtiyacımız var. Onun dışında pek tahammül etmek kolay değil. Bazen görmezden geliyoruz. Mesela Pera vedalaşmayı hiç sevmez benim kızım. Güle güle demiyor, bay bay demiyor. Okul arkadaşları vardı. Onlar üst sınıfa geçtiler. Biraz ay farkıyla büyüktüler. Ve ağladı bu sabah onlar için, ikiz kardeşlerdi. Rüzgar ve Defne'yi istiyorum dedi. Görüşelim dedim anneanneleriniz arkadaş. Ben görüştüm. Hayır dedi. Görmek istemiyor. Çünkü biliyor ki o üzecek onu. O arayı böyle bypass ediyor. Aslında bu programın ana anlatmak istediği şeylerden biri de benim için bu. Yani hayatta başımıza bir sürü şey geliyor da sen buna yorum ne katıyorsun? Sen de 43 yaşına girerken mesela diyorsun ki 0-10 yaş arasında dayım gitmiş trafik kazasında. Hı hı. Annem babam boşanmış, babam cezaevine girmiş, anneannem evlenmiş, iki defa da taşınmışız. Bunların hepsi aslında psikolojide travma, 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 travma. O, evet. Bu 10 yaşa kadar oluyor. Evet. Çok büyük bir hikaye bu yani. Şimdi baban yaşamıyor. Evet. Değil mi? Evet vefat ama ben çok büyükken vefat etti. Peki yani, nasıl ama... gitti baban cezaevine? Evet çıktı sonra da biz tabii çok iletişim kuramadık. Abim kurmaya çalıştı ama yani kolay bir şey değil. 10 sene sonra bir ilişki kurmak bir insanla. Ben tabii ki asla görmezden de gelmedim. Yapım gereği ben hep biraz böyleydim. Yani kabullenmek, affetmek her zaman yapımda vardı. Ayrıca merak da ediyordum ama çok da değil. Bir yandan çok açık olarak söylüyorum ki herkes bu kadar herhalde cesaretle bunu itiraf edemez. Öldüğünde 70'ine yakındı galiba ve ölmesi beni rahatlattı. Çünkü 27 yaşlarındaydım yine kazadan biraz sonrasıydı ve böyle ya ne yapacağım ben şimdi bu adamla diye düşündüm. Çünkü bir ilişki kurmak zorundasın. Ben onu nasıl ihtiyaçlarını karşılayacağım ya da nasıl kendimi orada balans edeceğim diye düşünmüştüm. O da sağ olsun bize son sefer öyle çok büyük şey çıkartmadan bunu da vedalaştı gitti. Hatırlıyorum. Evet. Ama tabii şu da önemli. Senin 27 yıllık yaşantının yaklaşık 10 küsur yılı yok zaten baban. Yok. Hiç yoktu yani 27 yaşına kadar hiç yoktu. 5 yaşından itibaren yoktu aslında. O yüzden böyle uzak bir amcam vefat etmiş. Evet. Bu kadar rahat konuştuğuma bakmayın tabii ki bu. Şöyle düşün, 27 yaşına kadar tutulmuş bir yas var. Babasızlık çok kolay değil. Çocukken yaşanılan travmalar. Sen de kendininkilerden biliyorsun. Tabii ki, tabii ki. Onları biz bir şekilde, yani çocuk çok acayip bir canlı çocuklar. Yani çocukluğuma bakıyorum. Nasıl olayları idare etmişim. Şimdiki zaten hayat dayanıklılığım çocukluğumdan geliyor. Bunlar da galiba biraz genetik. Gerçekten bir şekilde de ona göre evrilmişim. Şimdi de böyle dertler bükmesin belimi diye onlar çok giriftleşmeden çözmeye yönelik hareket ediyorum. Bunu da işte profesyonel yardım alarak da yapıyorum. Bence keşke bu ülkedeki herkes, hatta bu bir sosyal hizmet olsa ve terapiste gidebilse düzenli olarak. Kesinlikle. Sağlıklı sağlıksız diye demiyorum. Kendilerini duymak için. Çünkü biz kendimizi dinleyemiyoruz ki normal hayatta. Yani üst kat teyzesi Müjgan teyzeye anlatmak gibi olmuyor.
biraz desteğe ihtiyacımız var. Kişisel gelişim çok önemli. Ben işimde de çok kullanıyorum. En çok parayı eğitime, spora ve sağlığa harcadığımı fark ettim ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani güzellik, seyahat falan değil. Onlar zaten influencer olduğum için bazen işte davetler şeklinde geliyor. Vallahi oralarda ben bir şekilde gazımı alıyorum. Gerçekten cebimde bir şey varsa diyorum ki şurada şu eğitim varmış. O da öyledir bu arada. Evet. Sen de öylesindir. Evet, ben de deliyim buralardan. Evet biraz. Ve çok çok çalışkandır. Yani bayağı kırmızı kalemi notları falan öyle çalışkandır. Hep öyleydi. Evet öyleydim. Evet, ve seviyorum böyle olmayı ama sen de öylesin. Böyle bir hayat hikayesi uzatmayacağım evet, tabii ki bu yazının üstüne gitmeyeceğim daha fazla. Yok yok hiç değil çünkü çok konuşmak istediğim şey var seninle. Tamam. Şimdi buralardan yani sadece 10 yaşa kadar olan evre bile sonra işte 20 küsur yaşında ölümden dönme hikayen, babanla vedalaşma hikayen. Yani bu bile hayata başka bir yerden bakan biri için bayağı bunalım yani hani tabii. Hayat boyu otur ve siyah perdeleri çek ve odada her şey benim başıma geliyor. En talihsiz de benim de ve bir daha hani bu kırmızı rujumu sürdüm evet. Askılı elbise. Yani bu müthiş bir hayat enerjisi. Ve bunu seni de takip ederken çok keyif alıyorum yaptığın şeylerden. Şimdi şunu bilmek istiyorum. Aslında tiyatrocusun. Hı-hı. Eğitimin bu konservatuvar Hı-hı. mezunusun. Çok önemli tiyatro oyunlarında Hı-hı. yer aldın aktif bir şekilde. Hı-hı. Devam ettin uzun bir süre. Hı-hı. Dizilerde vardın. Hı-hı. Şimdi ne oldu? 10 senedir dizilerde oynamıyorum. Evet. Bir tane televizyon filminde oynamıştım. Aslında olay birazcık şöyle gerçekleşti. Diziler biliyorsun çok uzadı. Yani evet. Ben senin yaptığın işleri seyrediyorum. Hatta bir ara herhalde Türk dizisi bir senin Adana Madana bir ikili kadın erkek ilişkisi vardı. Hı-hı. Ona bayağı bir sarmıştım. Ben dedim sevdiğim bir dizi. Yine sevdiğimi kaldırdılar falan evet, dedim. Kalktı. Biraz öyle ama düşünsene. Yani sen o dizinin tutması için kaç saat çalışıyorsun? Zaten ilk 3-4 bölüm hatta 5-6 bölüm önemli saatlerce sürüyor oturması için. Evet. Yani o diziyi o kadar zamanda kaldırmaları beni rahatsız ediyordu. İki, süreler çok arttı. Bizim oynadığımız Dikkat Bebek Var ne kadar sürüyordu? Evet. 40 dakika mı? Evet, 40. 40 dakika. Bakın biz 90 dakikalık televizyon filmi çekiyorduk. Evet. Ya inanabiliyor 90 musun? 90 dakika televizyon filmi çünkü uzundu. Şimdi 90 dakika ne? 2-90 dakika sürüyor bir dizi. Tabii. Birçok oyuncu var. Kaşeler çok düştü yani kazançlar. Bir de audition diye bir şey çıktı. Tamamen kafaya göre yapılan bir şey. Bana audition veriyor. Pardon ama ben hiç fena bir oyuncu değilim. Bayağı oyuncuyum yani. Konservatuar mezunuyum. Tescilli oyuncuyum yani. Konservatuar diye havada atmak istemiyorum ama yani tetezele diye konuşan kıza senaryo gidiyor. Biz audition'a giriyoruz. Gerçekten bana diyorlar ki kıza yardım etsene arkada falan. Baktım ki sette oturuyorum 16 saat geçiyor. Mutsuzum. Mutsuzum ya. Oturmuşum gerçekten. Dedim ki ben ne yapıyorum ya? Bir de Jönfi falan da diyeyim. Hani öyle olsan bölüm başı bilmem ne dersin ki devam edeyim. Tabii ki. Kafam da çalışıyor. Dedim ben başka işler de düşünebilirim ama tiyatroyu hiç bırakmadım. Bu arada geçen sene de sadece Büyükler için Küçük Prens diye bir şey yaptık. Evet. Çok da güzel geçti ve devam edeceğiz. İşte Gökçe İrtel'i tanıyorsundur. Sadece Büyükler için Küçük Prens. Evet. Nerede oynayacaksınız? Koma sahnesindeydik. Kültüral'da da oynadık. Belki Zorlu da kapısını açıyor. Yani zaten böyle bir oyunu zaten aslında herkes kapısını evet, açıyor. Evet ne güzel. Bizim bir araya gelmemiz çok önemli. Önce Gökçe İrten, Güneş Özgeç anlık müziklerini ve çizimlerini yaptılar. Yani tablette sevgili çizdi ve sevgili Gökçe'ye oraya... de buradan sevgiler. Çok seviyorum. Yani mutlu olduğum işler yapıyorum. Sahnede indiğim zaman kendimi iyi hissettiğim, hak ettiğim değeri gördüm. Ben tiyatroda kayda değer bir oyuncuyum. Mesela yeni bir iş geldi. Çok da güzel bir işti. Hatta onlar muhtemelen oynayacaklar. Çok güzel bir yerin işi. Işıl Kasaboğlu Supervisor, işte Zülfü Livaneli oyunu. Ama 30 Ekim'e premier yani aceleleri de var ve böyle biraz da benim de tipime de uyan bir rol. Beni istediler ben neredeyse okumadan evet dedim. Ama sonra baktım çok az zaman var. Metinde de bazı problemler var. Ay tam kabul edecektim dedim ki Akas yapma bunu. Sen bu işi çok seviyorsun. Bu işte çok risk olduğu zaman yani çok riskler olduğu zaman bu kadar güzel isimlerin olmasına rağmen bana kafa rol teklif, kafa diyoruz biz aramızda, baş rol teklif etmelerine rağmen ben maalesef demek zorunda kaldım. Ha. Çünkü dedim işte metinde bazı sorunlar var. Ayrıca 30 Ekim çok yakın bir tarih ve ben organize olamayabilirim. Bir sürü işim de var. Aslında kaşesi değil. Zannedildiği gibi tiyatro para kazanılmayan bir şey tabii değil. Ki. Zannetmeyin öyle olduğunu. Ve kabul edemedim. Çünkü neden artık profesyonelim.
artık sahneye çıkıp kendi helvamı yemek istemiyorum artık. Akasya Asıl Türkmen ya da işte Ceyda Düvenci ismini bir işin içine koyduysa riskleri önceden minimize etmek zorunda, değil mi? Sen de öyle tabii değil ki. Misin? Tabii ki. Benim için öyle. O yüzden biraz da o pandemide de iki oyun oynayıp kalkan bir oyunumuz var. Kalabalık kadrolu oyunlara biraz dikkatle giriyorum. Sonra işte dört kişilik de olsa, dediğim gibi tam hazırlığı tamamlanmadıysa ama takvime uymaları gerekiyorsa, yani benim onlarla ilgili yapabileceğim bir şey değil. Onlar o riski alıyorlar. Ben de düşünürüm. Bu riski almama değiyor mu? Benim böyle böyle de işlerim var. Onlar da şu anda yürürlükte, değmiyor. Hmm. Akasya gaza gelme diyorum artık. Yani 45 yaşından sonra gerek ilişkilerimde gerek işimde seçiyorum. Yapmak istediğim şeyi. Bir kart da seçer misin tatlı? Kart seçiyorum şimdi. Kart. Hırp diye. Aa, tabii ki kırmızı seçeceğim. Çünkü günün rengi kırmızı. Evet, bugün kırmızı. Çok merak ettim. Ne çıktı? Kadar güzel bir soru. Neymiş çıktı ki? Soru? Tabii ki biz sorumluyuz. Hayatımızda olan her şeyden biz mi sorumluyuz? Ben biraz tuhaf bir yerden söyleyeceğim. Her şeyden biz sorumluyuz. Yani kafamıza pisleyen kuştan dahi sorumlu olduğumuzu düşünüyorum ben. Düşünün, bu birazcık artık tuhaf bir nokta, değil mi? Ama öyle. Yani ben frekansa çok inanıyorum. Titreşime çok inanıyorum. Yani gerçekten benim kısmetimmiş bu derler ya. Oturdukları yerde hemen gelir, ay kaynanan seviyormuş, iş çıkar. Benim bazı arkadaşlarım mesleki anlamda da mesela. Gözümün önünde görüyorum gerçekten asla düşmez kalkmaz. Asla. Hep güzel gider, işleri yolundadır vesaire. Işığı parlaktır. Mesela senin her zaman parlaktı ışığın. Aşkım, teşekkür ederim. Yani en böyle onun böyle kanatlarının dökük olduğu bir dönemi biliyorum ben hayatta. Evet. Yani o zaman bile öyleydi. O zaman bile ne yapmam gerekiyor benim bunun içinden çıkmam için falan diye. Yemin ediyorum size yer bakıyordu. Ben biliyorum onun nasıl bir survivor olduğunu. Ve böyle insanlar zaten sıkıntıları çabuk atlatırlar. Hele kimileri var. Onların yanına dert uğramaz. Mesela kim oyuncular için söyleyeyim. Mesela Sumru Yavrucuk vardır herhalde bir dertleri, tabii ki kadının tabii yok ki değildir. Ama hep parlaktır, hep güzel işleri seçer, akıllıca seçimler yapar, ona da gelir. Ya bu uluslararası aktörler için de geçerlidir. Aktörleri, aktrisleri seyretmek, gözlemlemek çok daha kolaydır. Tabii. Yani gerçekten hayatımızda olan her şeyden biz sorumluyuz. Hem de her şeyden. Evlilikten, arkadaştan, başımıza gelen olaylardan, oturduğumuz evde olan şeylerden, hepsinden. Peki Pera, böyle ne oldu? Bir aşk evliliği, değil mi? Yani sayılır. Sayılır. Yani ama öyle bilmiyorum. Gördüm. Bilmiyorum, böyle bir çok coşkuluydun. Evet. Sonra Pera oldu. Evet. Olur yani, her evlilikte var. Benim de başıma geldi. Tabii ki yol ayrımı olur. Ama nasıl peki hayat şimdi Pera ve sen? Bir ikna evliliğiydi aslında. Aşk da değil, mantık da evliliği değildi. Çünkü Serdar çok akıllıdır. Bir şekilde hayatımın onunla birleşeceğini hissettim diyebilirim. Yani onu aklımla, onu benim içim seçti gibi hissediyorum. Yani bakıyorum gerçekten akrabam gibi geliyor bana. Sanki biz hep böyle olmalıymışız gibi. Bunu o yüzden tanımlayamıyorum. Gözüm o kadar kördü ki o birden oluverdi demiyorum yani. Bana evlenme teklif etti. Evlenmeye karar verdik. Birlikte yaşıyorduk zaten. Orada mı evlenelim, burada mı evlenelim derken benim de yaşım vardı yani öyle. Şey gibi, yeni evliler gibi hemen hamile kalacağımı düşünmemiştim. Çok ve sürpriz iyi oldu Pera. Pera da sürpriz mi? Sürpriz. Çok büyük sürpriz yani. Benim mesela ben de böyle zaten berabersiniz, hani çocuk yapalım dediniz ve evlendiniz gibi gelmişti bana. Yok yok, biz evlenmek üzereydik zaten. Pera da geliverdi. Çok acayip. Evet, ve çok güzel bir çocuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyorum Serdar'a. Ayrıca insan olarak da şu anda hayatımda çok önemli bir yerde. Harika çok bir şey. Çok saygı duyuyorum. Çok tatlı bir kız arkadaşı var. Kız arkadaşının çok tatlı bir kızı var. Yani onun da varlığı hayatımızı çok değiştirdi. Ay, harika. Yani biz ilişkilerimizi açık iletişim halinde yaşıyoruz. Bu da hayatımızı kolaylaştırıyor. Ben çok şey öğrendim ondan. Ama şimdi anne baba olmak bunu gerektirmiyor mu? Yani biz çift olarak hayatımıza devam edemeyebiliriz ama anne baba olarak hayatımıza devam etmek zorundayız. Kadın erkek ilişkimizi çocuğa yansıtıp oradan ihtirası ve bütün acıyı çıkartmak ne kadar zararlı bir şey. Ne acılı bir çocuk büyür o zaman. Çok yazık haklısın. Olmaz mı? Bir de biz her şeye ne kadar özen gösteriyoruz değil mi? Evlilikler, bir şeyler, elbiseler, olaylar, her şey çok kıymetli. Havalar, şovlar, yani hepimiz seviyoruz, tamam kabul edelim. Ama çok daha kıymetli olan bir şey var orada, o çocuk. Kendinizi silin demiyorum. Çocuk için hayatını tamamen zindana çevirmek taraftarı hiç değilim. Evet. Ama şöyle bir gerçek var. Bu olayın çocukla ilgisi yok. O küçük bir birey. Evet. Doğal olarak da bu işin
bir parçası olmak zorunda değil. Biz de zaten yani tabii ki biz de böyle ah ne kadar güzel ya, haydi boşanalım falan diye boşanmadık ve güllük gülistanlık olmadı. Tabii ki bir sıkışmışlık vardı ama bunu Pera hiç görmedi. Ne güzel. Ve sonra terapi tabii ki Pera'ya oyun ablası, oyun grubu deniyor, oyun ablası. Oyun terapisi. Yani oyun terapisine gitti. Onda da süreci geri bildirimlerle bir şey olduğundan değil ama geri bildirimler bizim ona daha uygun bir şekilde davranmamıza sebep oldu. Şimdi de tatlı bir çocuk yani. Peki influencer hikayesine geçelim. Yani ben de senin gibiyim. Instagram'ı herhalde 15 yıldır falan kullanıyorum. Çok severek kullanıyorum. İlk başlarda oyuncu için tırnak içinde sektörde çok tepki alan bir tavırdı bu. İşte sen dizilerde oyuncu olmak istiyorsan bu sosyal medyada da böyle kullanmayacaksın yalnız. Ben de diyordum ki ne alakası var? Ben oyuncuyum, sosyal medyayı da seviyorum. Ne oldu şimdi? Ya kaç takipçisi var diye evet, soruyorlar. Evet, şimdi öyle bir yere geldi ki yapımcılar oynatacakları oyuncuların sosyal medya takipçi sayısına göre öncelikli almaya başladılar. Bu da benim zoruma gidiyor. Ben çünkü hala oyuncuyum. Neden böyle bir şey oluyor duygusu? Yani vallahi salla gitsin diyeceğim evet, sevgili evet. dostum. İnfluencerlık, influencer arkadaşlarım bile bana diyorlar ki saçmalama canım sen influencer değilsin, sen Akasya'sın, sen oyuncusun. Ya ne demek ya, ben de influencer, beni de alın. Beni de alın, benim de oynayalım. Hayır, bir de çok zevkli bir iş. Bu içerik üretenlerin yani sizin aman işte iki tane bilmem nesi var, iki çantası var dedikleriniz öyle değil. Evet. O içerikler düşünülüyor, çalışılıyor, yapılıyor. Herkesin beklentisine göre. Yani kör tavuğun kör alıcısı var. Herkesin bir alıcısı var. Evet. Biz figür olarak yani Ceyda da öyle. Ceyda bir de bunu çok güzel yapıyor. Hem orayı çok güzel korudu hem de sosyal mecrasını da değerlendirmeyi başardı. Bunu niye başaramıyorlar? Orada ne yapacaklarını bilmiyor Kafa oyuncular. Karışınca tabii. Olmuyor. Ama sen akıllı olduğun için hemen oraları çözdün. Çünkü şöyle bakıyorum. Ben de bir oyuncu influencer olarak evet. meseleye şöyle bakıyorum. Evet. Sen de bir oyuncu influencersın. Bunu da ayırmamak lazım. Çünkü oyunculuk bilgin, birikimin, öğrendiklerin, okudukların, tiyatro bilgin sana bir markayı tanıtmaya bile farklı vizyondan yaklaşmayı tabii. getirdi. Tıpkı bir ev kadınının başka bir vizyonla o markayı taçlandırması gibi. Evet. Dolayısıyla bunun çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum ve sosyal medyanın şöyle bir şey olduğunu da düşünüyorum ben. Takip ettiğiniz kişiler de sizin kimliğinizi ortaya koyuyor bence. Kimi takip ediyorsun, neden takip ediyorsun? Açtığında sen bir kadının kaç bedende ne giydiğine mi bakıyorsun? O giydiği kıyafeti neden tercih ettiğine, duygusunu mu temsil ediyor, maddiyatını mı temsil ediyor, nasıl yorumluyorsun her baktığın resme? Bu bile bence bir kimlik analizi. Mesela şimdi ben 2300 kişimle takip ediyorum, çok. Yani normalde benim gibi mavi tikli bir hesabın, bilinen global markalarla işbirliği yapan bir hesabın 486 kişi falan takip etmesi gerekiyor. Ve ben de o doldurmuşum Facebook zamanındaki, Twitter zamanındaki. Evet. Ama bir arkadaşım var çok ünlü, yani çok ünlü. Bayağı 2-3 milyon da takipçisi var senin gibi. Çok az insan takip ettiği için benim hayatımın içinde ne oldu o boru? Fiva sen şeydeydin değil mi geçen gün? Değil mi? Yani o bayağı takipçisi evet. var ve benim hayatımda şu neden böyle oluyor ya dedim. Ha dedim çünkü 400 kişi takip ediyor ve ben önüne düşüyorum. Tabii ki. Görüntülenme oranım yüksek Tabii. olduğu için. Yani ama ben onun hayatına haberdar değilim. Yani çok kişi takip etmek, etmemek, değil. Takipleri seçmek falan bunun hiçbir önemi yok. Ben bunun için şey demiştim, Serda büyük koyuncu da demiş ki, o da aynısını söylemiş dedim, aa bunu ben de söyledim dedim. İki çeşit insan vardır sosyal mecralarda. Teşhirciler ve röntgenciler. Birisi bunu duyuyor çok bozuldu, röntgencilik falan diye. Yani bunu çok büyütmemek lazım. Yani kimileri birilerini izlemeyi seviyor. Onlara ne giymiş, ne yapmış, nereye gitmiş, ne yemiş, ne içmiş, hangi tecrübeye yaşamış. Çünkü biz deneyim paylaşıyoruz. Evet. Ve çok işe yarıyor bu. Çok işe yarıyor. Yani benim hayatımda çok işe yarıyor. Kimileri de teşhir etmeyi seviyor. Bir şey buluyor. Ben zaten hep influencer'dım. Bu arada Ceyda da hep öyleydi. Aa, ne yaptın, ne yedin? Hangi diyetisyene gittin? Ceyda zaten yapısı gereği öyleydi. Biz yapımız gereği öyleyiz. Koçuz zaten. Evet. Yapımız gereği. Biz güzel bulduğumuz bir şey. Arkadaşlar bunu kesin denemelisin. O şeye gittin mi dükkanın? Ne kadar güzel takıları var. Kesin bakmalısın. Evet. Bilmem nerede bir şey yedim müthişti. Kesin tatmalısın. Biz böyle yaşıyorduk. Zaten. Paylaşmayı seviyorduk yani. Evet. Bir şey deneyimleyince ay bir yere gittik muhteşem oraya gidin. Bizim zaten seninle de hep sohbetlerimiz onun üstüne evet. oluyordu. Ve herkese ay bak bu elbise acayip penyesine bayıldım evet. sen de al. Evet. Yani biz aslında sosyal medyada bunu artık bizi takip edenlere duyurmaya başladık. Evet.
Bu da keyifli İşe oldu. İşe dönüştü. Aa, evet, sonra bir güzel. Anda başka bir duruma geçtik ki buradan ekonomimizi idame etmeye başladık. Ve ne kadar güzel oldu. Evet. Bir yandan da şöyle, oyunculuk tabii ki ben dizilerde falan, şu dijital işlerde oynamak istiyorum. Bana diyor, ay Akasya Hanım sizi bir dijitalde görsek ne kadar güzel olur. Bence siz o zeytin ağacındaki, zeytin ağacı mıydı? Evet, ondaki çok dedi, güzel. Kesinlikle bilmem ne rolü sizsiniz. Falan ben de diyorum yani çok güzel olur da o bir çember, o çemberden çıkınca yani şu olmuşmuş bir isim demeyeyim. Ulusal bir kanaldaki bir dizide yoksan 225 bin dakika olan onda da doğal olarak olmuyorsun. Menajerinin bile aklına gelmiyorsun. Tabii. Buradan. Menajerime. Ya ama dijital işler çok güzel yani kabul evet, ediyorum. Çok. Onların süresi kısa zaten 13 bölüm satılmış 3 bölümde. Evet. Bir dakika benim ayakkabılarım nerede diye seti terk etmiyorsun. Evet. Yani ne bileyim Adana'da evler tutup ondan sonra Makedonya'ya gidip insanlar... Üç bölüm sonra kalkması ne demek? Yani çok bir oyuncu haklısın. İçin bunlar çok zor şeyler. Evet. O yüzden sosyal mecralar, düşün oyun oynuyorum. Bak bu maslağa gelirken beni getiren şoför beye de söyledim. Ben buraya dedim o kadar çok gidip geldim ki pandemiden önce. Çok güzel bir oyun oynuyoruz karanlıkta, komedi. Ve çok zor bir oyun ve 8 kişiyiz. Ve o oyun 2 oyun oynayıp kalktı. Ben benzin paramı bile çıkaramadım yani o oyun. Ne acı bir şey değil Çünkü mi? Bir daha uyanamadı oyun pandemide. Ne oldu pandemide? Birden dijital çok güçlendi. Bilmiyorum biz tabii bu arada lansman da yapıyoruz. Benim dün lansmanım vardı. Ben Ceyda'nın birçok lansmanına gidiyorum. Yani ürünleri temsil ediyoruz. Evet. Bunun dışındaki bütün işler durdu. Bütün lansmanlar, her şey durdu. Ama dijital devam etti. Link paylaştı insanlar, içerik üretti. İnsanlar evde olduğu için başka bir şey tüketmeye başladılar. Ve e-ticaret sektörü %300 oranında artış gösterdi. Şu anda zaten ben çok kendimi e-ticarette görüyorum. Hatta oyuna bile şu yüzden girmedim ki aşık olduğum insanlar yapıyordu. Ya dedim benim şimdi yeni e-ticaret girişimim var. Onunla da ilgilenemem ben şimdi. Başı boş bırakmış olurum dedim. Hmm. Dedim çünkü biliyorum o erimeyecek. O bir ticaret, o bir pasif kazanç. O bana hep gelecek. Nasıl geçiriyorsun bir gününü? Ne yapıyorsun? Eğitim, spor, sağlık dedim ya. Evet. Bunlara çok özen gösterdiğim için haftanın 3 günü özel hocayla ki artık bu lüksüm var diye düşünüyorum. Ya spor salonlarına çok gittim çünkü. Özel hocayla çalışıyorum. Yani bayağı bir özel fitness hocam tamam. var. Hareket evet. yapıyoruz. Bana geliyor, birlikte çalışıyoruz. Zamandan da kazanmış oluyorum. Tabii. Ondan sonra vaktim olursa şan dersleri. Biliyorsun ben hep şanla ilgileniyorum. Evet, hep. Çünkü şan da aynı zamanda kas nasıl çalışıyor? Bu da kas, ses. Bu da çalışıyor. Ses çalışmayı ses seviyorum. Telini Ondan sonra kas. Sürekli ben düz okul, düz lise okudum. Düz lise mezunuyum. Konservatuvarda da sonrasında da hep boş vakitlerimde gittim İskoçya'ya, gittim İngiltere'ye, gittim Afrika'ya falan. Yine mesela online konuşma dersi alıyorum İngilizce. İngilizce Çünkü mesela şimdi global bir şirkette çalışıyorum. Aralık ayında globale ben konuşma yapacağım. Tabii ki çalışıyorum böyle la, leyli, dalla, dulla da diye. Aslında hep çünkü intermediate'dan upper intermediate'a giden bir yerde sallanıyorum hep. Ama iyiyim, fena değilim. Ondan sonra çocuk zaten sabah uyanıyor, onu okula ben bırakıyorum. Okuldan her zaman ben almıyorum. Ama birisini benim yapmam lazım yoksa çıngar çıkıyor. Pera ile hafta içi aktif şekilde ilgilenmeye çalışıyorum. Hafta sonları babaanne, anneanne, baba üçgeni nefis. Üzerimden yük alıyor. Ben de bu arada biraz özgür bir ruhum. O yüzden o zaman ben oh diyorum, uyuyorum evde. Biraz nefes alıyorsun. Evet, nefes alıyorum. Küçük bir köpeğim var. Onun dışında dediğim gibi işte reklam seslendirmesi yapıyorum. Online'dan da artık şey dedi, kayıt da gönderiliyor. Tabii. Bundan hiç memnun değilim. Stüdyo her zaman daha iyiydi. Dublajı evde yapmam. Ben biraz evde seviyorum. Radyo programımı da evde yapıyorum. Evde Opa. Kurdum o sistemi. Ama radyo, stüdyo sistemini. Podcast gibi. Evet yani böyle bir nispeten daha tatlı böyle herkes yatıyor gece giriyorum çalışma odasına o sünger falan bütün sistemi de kurdum. Nispeten eğlenceli. Biz dolaba giriyoruz Ceyda'cığım. Ama bir şey söyleyeceğim ben sana hemen bir link paylaşayım. O süngeri hemen al eve. Hemen alayım bak link. Gördünüz mü? Onu paylaşmam lazım. Eskiden fotoğraf göstermem yetiyordu şimdi link paylaşınca. Yok, hemen iyi. Sana göstereceğim hemen. Müthiş bir şey. Benim hayatımı çok kolaylaştırdı oh, yani en nefis. Azından. Dolayısıyla öyle düşünme. Bu kadar trafikte iki cümle söyleyeceğim diye stüdyoya git gel bana daha acılı geliyor açıkçası. Ay iki cümle için okey ama çok uzun bir iş geldi. Kurumsal çok da büyük bir evet. banka. O kadar güzel bir işti ki yani o tatiller, tatilinde perişan oldu. Bir de böyle böyle balya balya. Ha. Yani bir Tom Meister'le oturduğun zaman o seni yönlendiriyor. Tabii. Yani tabii. bizim orkestra şefine ihtiyacımız olabiliyor. Tabii. Ki ben profesyonelim yani yaptım Aynen, tabii. Aynen yaparsın. Ağlattı biraz. Onun dışında işte 4 tane kitabım var. Bir tanesi bambaşka, Kuş Ağacı. O Atların Kuşlar Meclisi'nden benim damıtarak çocuklar için yazdığım bir tasavvuf hikayesi.
O bir de oyun olacak. Bedirhan Dehmen yönetecek. Bir de böyle mapping falan yapan bir ekip var, dekol. Onlarla nasıl şeyler yapıyorlar? Mesela işte o Galata Kulesi'nin üzerinde animasyon görsellerle, sensörlerle falan gösteriler yapıyorlar. Ya da Yere Basan Sarnıcı'nın açılışında da evet, böyle bir gösteri oluyor. Onu evet, yapanlar. Tamam. İşte biz onlarla böyle tiyatro, görsel bir performans yapacağız. Müthiş. Ve pahalı. Müthiş ve pahalı. Ama neyse, bu arada sen o kitabı da çok güzel canlandırdın. Müthiş şeyler yaptın onunla ilgili. Bir taş kağıt makasla da ona bir gün yapalım istiyorum yani. Bir sulanacağım çok sana o kitapla ilgili. Bak mesela böyle şeyler çok müthiş, değerli şeyler. Yani evet, o senin taş kağıt makas ne kadar güzel bir şey evet, oldu. Ama biz bir de dediğim gibi sanki göbeğimiz bir kesilmiş gibi çok da benzer şeylerle evet, ilgileniyoruz. Evet. Bunlar çıkıyor insan içinden. Yani çıkmaz öyle kendisi ya, yapayım diye olmaz. Değil değil. Varsa içinde bir şey. Ben istiyorum senin kitabın orada bizim çocuklarımızla birleşsin. Ay ne olacak? Müthiş. Hemen bugün yapalım. Yarın hemen mutlaka. Bir an önce. Peki hemen Bulut dağıtayım. Tamam, dağıtalım. Ne fotoğrafı paylaştım bizimle? Bakayım şöyle bir monitör. Neyi seçtiniz acaba? Bir şeyler merak paylaştım, ediyorum neler geldi. Bakayım. He. Tabii ise. O küçük erkek çocuğu benim kızım. Küçük erkek çocuğu. Ya sen bunu çok söylüyorsun. Hiç kız gibi kız ya. Şimdi öyle. Buralarda tam bir şey. Emircan. Bak. Tipe Allah, bak. Sinan. Selim. Deme kız öyle. Hayır burada öyle. Şimdi kabul edelim. Saçları kıvırcık kısa. Üstünde de şey var, tulum. Ama ben de çok uzun yıllar saçım hiç çıkmamış. Beni erkek çocuğu zannetmişler. Annem o yüzden Yemeniler takıyormuş başıma kız olduğumu anlaşılsın ama senin diye. Senin o güzel göz. Ha benim kulaklarım o yüzden delinmiş. Yine tabii yine bir Koçeroğlu'luk. Kulaklarım annem demiş ki artık ağlıyormuş yani. Ay oğlunuz kaç aylık diyorlarmış. Ufacık çocukken kulaklarını delmiş. Şimdi Peran'ın kulaklarını deldirmek istedim. Babası izin verdi. Dedim doğru haklı, çocuk kendisi evet, seçsin. O da dedi ki geçen gün ben kulaklarımı deldirmek istiyorum. Tamam dedim. Sonra bir hafta sonra iş ciddiye bir yok yok istemiyorum dedi. Aşkım zor işler. Çünkü halbuki bebekken çat diye deliyorsun bitiyor. Kız seni nasıl delmişlerdi? Benim iğneyle delmişlerdi bebekken. Ne o öyle şey eczanelerdeki gibi değil. Biliyorum. Bildiğin dikiş iğnesiyle. Evet ama uyuşturup deliyorlar. Evet, ne yapalım ya bizim de hayatımız. Acılı, gerçi küpesiz hayat mı geçiriyorum? Hayır ama gelsen başına dön yani. Yani şimdi sen düşün. 5-6 yaşına gelmişsin. Her şeyi fark ediyorsun. O iğnenin geçmesi daha kötü. Evet. İyi ki bebekken yapmışlar. Evet aslında bebekken daha pratikmiş. Bebekken doğru söylüyorsun. Bebekken olması harika. Doğru. Evet efendim hemen bir bakalım tekrar mottomuza bakacakmışız. Yönetmenin fısıldadı. Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşayamaz. Victor Hugo. Vallahi çok güzel demiş ve ben zaten bu arada şeyde radyoda çok dinliyorum Victor Hugo'nun şey setleri var. Hangi radyodan söyleyeyim? Bir radyo var. O radyoda hep Victor Hugo Sefiller okunuyor. O kadar da güzel bir ses okuyor ki bayılıyorum ve orada hep çok güzel cümleleriyle karşılaşıyorum. Sezar Paves için Cemil Kavukçu onu söyler. Huzursuzluğun romanı için diyor ki eğer altını çizmem gerekseydi huzursuzluğun romanının hepsini çizerdim. Victor Hugo da biraz öyle cümleleri olan bir yazar ve evet bana kalırsa çok haklı. Ölü olmak demek, yaşamamak demek, sadece şey olmak demek, nefes almamak demek değil ve hayatı yaşamak lazım. Canlı canlı yaşamak lazım. Canlı kanlı. Ben de bunu kendi adıma gerçekleştiriyorum gibi hissediyorum. Umarım bundan sonra daha da başarılı gerçekleştiririm. 115 yaşına kadar da yaşamayı düşünüyorum. Ben de. Çok güzel. 115 yaşına kadar buradayız. Ben de burada diyorum ki 10 yıl buradayım diyorum. Şimdi efendim bana kalbin kadar beyaz bir sayfa ayırdığın için teşekkür ederim dedirten o sayfa sana da geldi. Programımızın her konuna bir sayfa ayırıyoruz efendim. Kopya çekmek serbest. Hayır çekmeyeceğim asla. Çekebilirsin hiçbir sıkıntı. Yaz. Bu yazının güzelliği yazıların güzel. Bunu bir tek kişi yazmış bunu. Ben bir öz çekeyim. Efendim. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Seni evet, çok özlemiştim. Tabii evet, ki ortamlarda birlikte oluyoruz ama ben o ortam birlikteliklerini çok sevmiyorum. 60 kişinin arasında diye evet, yapıp devam ediyorsun. Ha bir yani, de lansman, hele senin lansmanın, dün benim lansmanım evet, lokmayı yemedim. Gelin gibiydim. Evet. Diye tam bayıldım, öyle oluyor. O yüzden bu çok iyi oldu. Evet. İyi ki geldin. Sana bir soru soracağım. Cevabını sosyal medyada yayınlayacağız. Hadi ben de kurtuldum da. Haydi bakalım. Haydi bakalım sor. Programı kapamadan önce sorumu sormak istiyorum. Şöyle bir şey soracağım sana. Sen kendinle ilgili bir özelliğini bir markaymışçasına tanıtacaksın seni izleyenlere. O özelliğinin ne kadar büyülü ve kıymetli olduğunu, onsuz yapamayacağını ve eğer o özelliğinle seni kabul ederlerse hayatlarına ne katacaklarını anlatacaksın. Seninle ilgili bir özelliği.
Bunu düşünebilirsin, zaman var. Arkadaşlar. Yok, düşünmeyeceğim. Tamam, hemen programı kapatıyorum, evet, hemen ve cevabını alacağım. Bambaşka sohbetler tüm enerjisiyle devam edecek. Geri bildirimleriniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, bence de hepimizin ihtiyacı vardı birilerine iyi gelen şeylerin bize de iyi gelmesine. O yüzden yine vesile olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana iyi gelen sana iyi gelmeye devam edecek söz. Görüşmek üzere. Enerjisini sevdiğim arkadaşım Akasya programımın konuğuydu. Ne güzel bir enerji bıraktın ardında. Hayata dürüstlüğünü hep çok sevdiğim birisin sen. Seni görmek çok güzeldi. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Hayat başımıza gelen olaylardan değil, onlara verdiğimiz tepkilerden ibarettir.